Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 27 Mayıs Cumartesi. Türkiye yarın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bir kez daha sandığa gidecek. Oy kullanma işlemi sabah 8'de başlayacak, akşam 17'ye kadar da devam edecek. Liderler nerede oy kullanacak, sonuçları nereden takip edecekler? Birçok başlık var elbette ve hepsine ayrıntılarıyla yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlıyoruz ana habere. Erdoğan dün akşam ATV Haber ortak yayınına konuk oldu ve kabine değişikliği ile ilgili ipuçları verdi. Anayasa ile ilgili tartışmalara ise çok net bir ifadeyle nokta koydu. ATV Haber başladı. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık. Yine durmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönem kabinesi için ipuçlarını ATV A Haber ortak canlı yayınında verdi. Siyasetten bürokrasiye, iş dünyasından kültür sanat dünyasına kadar pek çok değerli ismimiz mevcut. Bu kıymetli isimlerin tecrübelerinden yararlanabiliriz. İnşallah kabinemizde Türkiye yüzyılı vizyonumuza ayak uyduracak, aşkına koşup yorulmayacak isimler olacak. Erdoğan sözü muhalefetin anayasanın devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bütünlüğüyle ilgili ilk dört maddesi üzerine başlattığı tartışmalara getirdi, net konuştu. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır, bu bizim ciğerlerimize işlemiştir. Biz bayrağımıza böyle bakarız. Başkentimiz noktasında zaten en ufak bir sıkıntımız söz konusu değil. Ve diğer iki maddeyle ilgili en ufak bir sıkıntımız, benim partimin, arkadaşlarımın böyle bir sıkıntısı söz konusu değil. Yani bunlar kendilerine göre bu işi alıp farklı yere gidiyor. Kimse endişe etmesin. Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı Cumhur'un ve Cumhuriyet'in teminatıdır. Buralarda herhangi bir spekülasyona nasıl 21 yıldır biz fırsat vermediysek, bundan sonra da kesinlikle böyle bir spekülasyona, böyle bir yaklaşıma asla fırsat vermeyiz. Ve ekonomi. Vatandaşlarımızı bir defa ne demiştik? Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Hı hı. Ve bunu biz yaptık, ezdirmedik. Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili işlemleri içeren tedbirleri olacak. Önceliğimiz vatandaşı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak dedi Erdoğan, asgari ücret içinde Temmuz ayını işaret etti. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızı bu fahiş fiyat artışlarına karşı korumak. Biliyorsunuz kira artışlarına biz %25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca çeşitli destek paketleriyle konut arzını daha da artıracağız. Toplu konut noktasında atılan adımlarla meseleye çözümler üretiyoruz. Şimdi Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi yine bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız ve bu yönde bütün gerekli adımları da atacağız. Erdoğan enflasyonun düşüş eğilimine girdiğine de dikkat çekti. Enflasyon da şu an düşüş eğilimine girdi. Ve enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz. Ekonomik programımız planlı şekilde işliyor. Biz ülkemizin kronik sorunlarının çözümü noktasında bugüne kadar büyük adımlar attık. Şu anda da enflasyon, hayat pahalılığı ve benzeri sorunları da yine biz çözeceğiz. Ve gıda fiyatlarına gelince bu noktada da marketlerdeki fiyatlar da yaz dönemiyle birlikte inşallah dengeye de kavuşacak ve zaten düşüş başladı. Ve 63 yıl önce bugün Türk demokrasisine yapılan askeri darbe tarihe kara leke gibi düştü. 27 Mayıs darbesi sonrası görevden alınarak yargılanan dönemin başbakanı Adnan Menderes ve iki bakan 1961 tarihinde idama götürüldü ve bugün o utancın yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anıt mezardaydı. Önemli mesajlar verdi. Merhum Adnan Menderes dualarla anıldı. Darbenin yıl dönümünde rahmetli Menderes ve arkadaşlarını hayırla yad etmek üzere burada anıt
mezardayız. 63 yıl önce bugündü. Eski Başbakan Adnan Menderes askeri darbe sonrası idam edilmiş, o gün tarihe kara leke gibi düşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan unutmadı. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Menderes ve yine idama götürülen dönemin bakanları Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezarı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarına geldi. Biraz önce anıt mezara çelenk kondu ve şimdi dua ediliyor. Bütün şehitlerimize rahmet eyle. Dünya durdukça Menderes hayırla, Fatiha ile, dua ile yad edilecektir. 27 Mayıs'ta demokrasiye ilk darbe vuruldu. Türk demokrasi tarihine 27 Mayıs 1960 utanç olarak geçti. Erdoğan da tarihin büyük utancının yaşandığı o darbeyle ilgili mesajlarını merhum başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarından verdi. O karanlık günleri tekrar hatırlattı. Menderes bu milletin adamıydı. Başkalarının adamı olanlar ise ne Menderes'i kalkınma atılımlarının altında imzası bulunanları asla hazzetmediler. 1960 askeri darbesinin ardından yargılamalar Yassıada'da yapıldı. İdam kararları da yine o adada alındı. Tarihi sürece ışık tutması için ada yeniden düzenlendi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak o günler unutulmasın diye tekrar açıldı. Biz buraya aldık. Şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Anıt mezar ziyaretinde Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de vardı. Bizim de belediye başkanlığından itibaren başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerimiz aynı mücadelelerle geçti. Var olun, Allah'a emanet olun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı önceki gün Karadeniz'de doğalgaz ve petrol bulunduğunu sinyalini vermiş, ayrıntı açıklamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı ATV Haber ortak yayınında Rize ve Ordu'daki keşiflerle ilgili ilk kez konuştu. İşte müjdenin ayrıntıları. Yeni müjdeler yakın mı efendim? Yakın. Ordu ve Rize'de birisinde petrol olayı var, birisinde doğalgaz konusu var. Türkiye enerji konusunda atağa geçti. Önce Karadeniz'deki doğalgaz, sonra Gabar'da bulunan günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol keşfinin ardından gözler bu kez Ordu ve Rize'ye kilitlendi. Şimdi inşallah burada da rezervi iyi yakalayabilirsek, rezervi iyi yakalamamız halinde gerek Ordu gerekse Rize'de çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeler yolda sinyalini ATV A Haber canlı yayınında verdi. Tabii Sakarya, yani oradaki şeyde rezerv olayı inşallah siz 710 yeni dediniz. Yeni kuyularda daha da artacak. Artabilir. Böyle de bir durum söz konusu. Şimdi Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de böylece kaydırmış olduk. Özellikle Ordu ve Kastamonu açıklarında yoğun sondajlarımız var. Ordu tamam. Gabar'daki petrol keşfinde son durumu da paylaştı Erdoğan. Burada yeni sondajlarla birlikte, bakın burası çok önemli, 100 bin varil gün petrol üreteceğiz. Bu muhteşem bir zenginlik. Türkiye'nin şu an günlük yurt içi petrol üretimi 80 bin varil. Şimdi bu düşünün. 100 bine. Bunun yaklaşık 1,5 katını sadece bir sahadan karşılayacağız. Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirecek dev enerji hamlesi, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın sondaj gemilerini filoya katmasıyla başlamıştı. Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız. Bütçeleri, planlamaları, 5-10 yıllık stratejik vizyon hepsi hazırlandı. Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. Atılan adımlar kısa sürede meyvesini verdi, müjdeler peş peşe geldi. Berat Bey'in döneminde biz bu sondaj gemilerinden alım yaptık. Kendi kendimize yeter hale geldi. Önce işte iki sondaj gemimiz vardı.
bir sismik araştırma var. Daha sonra bunları dörde beşe çıkardık. Kendimizin malı da olunca o zaman tabii biz çok daha rahat hareket eder hale geldik. Enerji keşiflerinden elde edilen gelir için de yol haritası hazır. Aile ve Gençlik Bankamızın da ne oldu şimdi? Kaynağı ortaya çıktı. Meclis çalışmaya başlayınca konuya dair yasal düzenlemeleri hızlıca yapacağız. Ailelerimize farklı gelirler sağlayacağız. Ev hanımlarına emeklilik çok önemli. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi sunacağız. Toplumumuzun hiçbir kesimini çaresiz, sahipsiz hissettirmeyeceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli de Ankara'daydı. Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Günün anlam ve önemine dair önemli mesajları vardı. İşte Bahçeli'nin o konuşması. Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı'na reva gören mağara milliyetçileriyle, vitrin süsü milliyetçilerle, vazo milliyetçileriyle, Türk milletinin işi olmaz. Ülkücü şehitleri anma gününde milliyetçilik üzerinden verdi mesajlarını. Hedefine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun U dönüşünü aldı. Hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz. Şehitlerimizin anıları bizimledir. Mücadeleleri namusumuza emanettir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti teşkilatıyla. Gün gelmiş vatan sağ olsun diyerek gözyaşını yüreğine akıtmışların davası bizim davamız. Azalmayan tuzaklara direnişin adıdır bizim davamız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur. Başkaları gibi yüreklerimiz mühürlü değildir. Neyi görürsek onu anlatırız. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden almaktadır. MHP lideri yaptığı konuşmada şehitlerimizin izindeyiz dedi. Biz şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Türk İslam medeniyetinin ve Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Şehitlerimiz tarih içinde tarih yazdılar. Emanetleri başımızın üstündedir. Bahçeli anıta karanfil bıraktı. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi ve şehitler için Kur'an'da okudu. Lillahi Teala'l Fatiha. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için yarın ikinci kez sandığa gidiyor. Oy verme işlemi sabah 8'de başlayacak, 17'de sona erecek. Peki liderler ikinci tur seçimlerinde nerede oy kullanacak? İşte sandık rotası. Hayırlı olsun. Türkiye bir kez daha sandığa gidiyor. Siyasi partilerin genel başkanları bu kez 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gidecek. İstanbul'da seçmenle son kez buluşarak ikinci tur kampanya sürecini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu yine İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullanacak. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de bir kez daha Anıttepe Ortaokulu'nun yolunu tutacak, 1296 numaralı sandığa oyunu atacak. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanacağı adres yine Arjantin İlkokulu olacak. Ankara'da oy kullanacak muhalefet liderleri ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Ankara'da oy kullanacak siyasiler arasında. Çankaya Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde sandığa gidecek. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adresi ise Ankara Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da oyunu kullanacak. Sen genel başkanımıza hayırlı olsun inşallah. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da sandığa gidecek. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da oyunu Afyonkarahisar'da kullanacak. Hayırlı olsun inşallah.
Seçimin başlamasına artık saatler var. 14 Mayıs'ta olduğu gibi oy verme işlemi tüm kentlerde aynı saatte 8'de başlayacak. 17'ye kadar da devam edecek. Aslında nelere dikkat edeceğimizi artık hepimiz biliyoruz. Çok yakın bir zamanda 2 hafta önce tecrübe ettik bunu ama merak edilenler de var hala. Mesela seçmen kağıdı eline ulaşmayanlar oy kullanabilecek mi? Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak? İşte yanıtları. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde 18 yaşını dolduran yaklaşık 50 bin genç ilk defa oy kullanacak ve böylece yurt içinde seçmen sayısı 60 milyon 769 bin 268'i bulacak. 13. Cumhurbaşkanı seçmek için milyonlarca kişi oy kullanacak ve birinci turda yani 14 Mayıs'ta kullandığınız seçmen bilgi kağıtları ikinci turda 28 Mayıs'ta da geçerli olacak. Örneğin birinci turda 2045 nolu sandıkta oy kullandıysanız yine yarın aynı sandığa gideceksiniz. Peki oy kullanırken nelere dikkat edeceksiniz? Şimdi gelin detaylarına bakalım. Oy kullanmaya gelirken yanınızda kimliğiniz kesinlikle olması gerekiyor. Sınıfa girdiğinizde görevliye teslim edeceksiniz ve o kişi de listede adınızı kontrol edecek. İkinci tur seçiminde iki aday olacak. Biri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Kemal Kılıçdaroğlu. Ve siz oy kullanmaya geldiğinizde görevli kişi size bu kez bir pusula bir de zarf verecek. Ardından boş olan kabine gideceksiniz ve tercihinizi yapacaksınız. Oy kullanmak için kabine girdiğinizde yanınızda kesinlikle cep telefonu olmayacak. Ayrıca pusulanın üzerine işaret, yazı veya bir sembol yapılmayacak. Tercihinizi yaptıktan sonra bu şekilde katlayacaksınız. Çünkü mühür diğer adayın üzerine geçmemesi gerekiyor. Pusulayı zarfın içine koyduktan sonra ağzını kapatacaksınız ve sandığa götüreceksiniz. Kabinden çıktıktan sonra kapattığınız zarfı kesinlikle açmayacaksınız ve son aşama sandığa atacaksınız. Oyunuzu kullandıktan sonra görevli kişi listede adınızın karşısına imza atmanızı isteyecek ve o imzayı attıktan sonra seçiminizi tamamlamış olacaksınız. Saatler 17'yi gösterip oylar sayılmaya başladıktan sonra parti genel merkezlerinde de heyecanlı bir bekleyiş olacak. Şüphesiz tıpkı 14 Mayıs'ta olduğu gibi hem sahada hem de genel merkezlerde sonuçlar takip edilecek. ATV Haber bugün AK Parti genel merkezinde seçim sonuçları için kurulan merkeze girdi. İşte izlenimleri. Türkiye çok önemli bir deneyimi yaşıyor. Tek zarf, tek pusula. Türkiye ilk kez ikinci tur seçimleri için sandık başına gidiyor. Sandıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 28 Mayıs'ın en sıcak duraklarından biri kuşkusuz AK Parti Genel Merkezi olacak. İşte AK Parti Genel Merkezi'nin içerisine kurulan seçim takip karargahı burada. 81 il için 81 bilgisayar kuruldu. Her bir bilgisayarın başında bir yetkili olacak. Bölgelerden, illerden gelen seçim sonuçları tek tek sisteme girilecek. Böylece seçimin sonuçları tek bir merkezden takip edilebilecek. Sonuçlar an be an takip edilecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşılacak. Erdoğan sonuçları AK Parti Genel Merkezi'nden takip etmek isterse makam katı hazır olacak. Biz sandık sonuç tanığının ortaya çıkmasını beklemiyoruz. Onun çok öncesinden veriyi alıyoruz. Önümüzü görmek için ortaya çıkartıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza an be an onları aktarmak üzere çalışıyoruz. Bir yandan da o veriler üzerinden kayıp kaçakları önleyecek bir mekanizmanın gereğini ortaya çıkartıyoruz. 81 ilden gelen tüm sandıklar AK Parti'nin kurduğu sistem havuzunda toplanacak. Veri sisteminin lokomotifi ise sandık görevlileri. En az her sandıkta 5 arkadaşımız bu veriyi verebilecek halde. Dolayısıyla okul sorumuz, kas sorumuz, sandık kurulu üyemiz, asıl yedek, müşahit asıl yedek. Böyle çok büyük devasa bir orduyuz. Toplamda yaklaşık 10 bin kişi kadar yapıyor bütün Türkiye bazında. İllerden gelen ve sisteme aktarılan sonuçlar işte gördüğünüz bu dev ekrana yansıtılacak. Bu alanda bulunan, genel merkezde bulunan herkes bu dev ekrandan o sonuçları takip edebilecek.
Seçim İşleri Katı'nda da yine itiraz ve şikayet heyeti var. İtirazlarımızı hangi YSK kararlarından istifade edeceğimizi yol gösterici bir kurgumuz da var. 28 Mayıs gecesi bir ilkte yaşanacak. AK Parti'nin gelenekselleşen balkon konuşmasını bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapması bekleniyor. Yani geleneğin birazcık dışına çıkılacak ve bu kez balkon konuşmasının adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. İkinci turda yalnızca Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağı için Erdoğan AK Parti Genel Merkezi yerine mesajlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden verecek. Fotoğraf sonuç net bir şekilde ortaya çıktığında başka bir iklim hakim olacak Türkiye. Artık Cumhurbaşkanımız sadece AK Partilerin değil bütün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Sadece AK Partiler kazanmayacak, hepimiz kazanacağız. Evet, Türkiye yarın Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Tıpkı 14 Mayıs'ta olduğu gibi ikinci tur öncesinde de hem otogar hem de havalimanlarında yoğunluk vardı. Depremzedeler oy kullanacakları şehirlere yine ücretsiz olarak taşındı. Bayağı bir yolcu getirdim oy için. Ben Maraş'tan Mardin'e gideceğim oy kullanmak için. Kızıma gelmiştim. Evime gidip oyumu kullanacağım. Yolculuk Mersin'e. Otogarlar tıklım tıklım doldu, otobüsler sefer sefer yolcu taşıyor. Depremzedeler oy kullanmak için bölgeye akın ediyor. Siz nereden geliyorsunuz? Muğla Bodrum. Nereye? Diyarbakır. Oy kullanmaya gidiyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Bandırma'dan geliyoruz. Ama o için geldik. Yarın da seçim var. Onun için geldik. Burası Gaziantep otogarı ve en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Felaketten sonra farklı illere göç eden depremzedeler şimdi ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için daha önce yaşadıkları şehirlere geri dönüyor. Burası da depremin vurduğu şehirlerden olan Gaziantep. Burada da otogarda yoğunluk bir hayli fazla ve yoğunluk giderek de artıyor. Çünkü buradaki kalabalığın asıl sebebi oy kullanma telaşı. Mardin'e gidiyorum. Niçin? Oy kullanmak için. Dönüş ne zaman? İnşallah seçimlerden sonra. Maraş'tan Mardin'e gideceğim oy kullanmak için. Sadece oy için. Evet. İlk turda ne yapmıştınız? İlk turda da gitmiştim. Yine döndüm. Şimdi tekrar gideceğim. Aynı telaş Hatay'da da vardı. Yaşanan felaketin ardından oy için geri dönenler duygu yüklü anlar yaşadı. 2 ay falan oldu gideli. Nereden geliyorsunuz? Kocaeli'den. Oy kullanmak için geliyorsunuz. Evet. Depremzedeler tıpkı daha önce olduğu gibi ikinci tur seçimleri için de afet bölgelerine ücretsiz yolculuk yapıyor. Hatay'da depremzedeler Hatay otogarına geldiğinde burada görmüş olduğunuz gibi elimdeki şekerlerle karşılanıyor ve ardından da tahliye bilgilendirme noktasında otobüs, uçak ya da kendi şahsi araçlarının tüketmiş olduğu yakıtların bedelini almak için burada başvurularını tamamlıyorlar. Valilik bizi yönlendirdi. Oradan aldık. Ücretsiz bir şekilde ulaştık. Ve Ankara. Aşti otogarındaki insan seli böyle görüntülendi. Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor ve deprem bölgesinde oy kullanmak için bölgeye gitmek isteyen depremzedeler için de yurdun dört bir yanından ücretsiz seferler düzenleniyor. Burada Ticaret Bakanlığı'nda kalıyor. Şimdi yuvanıza dönüyorsunuz. Oy kullanmak için sen değil mi? Seçim için. Ankara'ya yerleştik. Şimdi de oy kullanmaya gidiyoruz. Yapımı 2 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde depremzedelere şifa olmak için hafta sonunda sağlık hizmeti veriliyor. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanedeydi. Doktorları ziyaret etti, hastalarla da yakından ilgilendi. Nasılsınız? Devlet annesi diyor. Demir takıldı hocam. Evet, demir takılmış. Asrın felaketinin ardından 2 ayda inşa edilen Defne Devlet Hastanesi'nde her gün binlerce depremzede şifa buluyor. Kaç hasta bakmıyor? Dün orada dediğim hocam ama sanırım 170 civarında. 170 hasta var. Birlikte iyi olacağız inşallah. Ultrasonumuz yapınız. Gayet iyi hocam. Yeni cihaz. Defne Devlet Hastanesi'nde poliklinikler hafta sonu da açık. Haftanın 7 günü boyunca da Defne Devlet Hastanesi'ndeki poliklinikler akşam saat 22'ye kadar hizmet veriyor. Bütün çekimleri yapabilecek koyduğumuz bir noktaya geldik. Evet. Daha hızlı oluyor tabii.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonu da açık olan hastaneyi ziyaret etti. Hem personelin hem de hastaların nabzını tuttu. Var mı yapacağımız? Teşekkürler, sağ olun, hoş geldin. Çözmeden gitmemiz. Anladım. Bu seni. İster misin? Çocuk hastalarla yakından ilgilenen Bakan Koca hediyelerle moral vermeyi ihmal etmedi. Geçmiş olsun. Kaç yaşında annesi? 4 yaşında. Çok kusuyordu. İlk aklımıza gelen burası. Çok şükür çok iyi oldu. Bize de yakıt oldu. Suyu çeşmeden içiyoruz. Çeşmeden bir iki defa içtim. E içmesin. Aynen. İçmeyin diyoruz. Paketten. Bize yakın oldu. Hastanemizi de çok beğendik. Herkes de çok ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurmaylarının uzunca bir süredir dilinden düşürmediği bir isim var. Selahattin Demirtaş, HDP'nin eski eş genel başkanı. Şu anda terör soruşturmaları nedeniyle cezaevinde ve Kılıçdaroğlu her defasında seçilirse Demirtaş'ı serbest bırakacağı vaadinde bulunuyor. Peki Demirtaş neden cezaevinde? Takvimler 6 Ekim 2014'ü gösteriyordu. Selahattin Demirtaş'ın sokağa çıkın çağrısıyla teröristler Doğu ve Güneydoğu'daki illeri ateşe verdi. Dahası aralarında iki polisin de olduğu 51 kişi şehit edildi. Gelin o dönemi hatırlayalım şimdi. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve TYD'ye yaslıyoruz. Halkımızı bulunduğu her yerde bu onurlu, görkemli direnişi daha fazla sahiplenmeye çağırıyoruz. İşte bu çağrıyla başladı Türkiye'nin geleceğini hedef alan kirli oyun. Doğu ve Güneydoğu illerinde Selahattin Demirtaş'ın öz yönetim çağrısıyla 3 gün boyunca şehirler yakıldı, yıkıldı, yerle bir edildi. İkisi polis, 51 kişi öldü. Tamamen bilinçli, provokatif bir şekilde ortaya çıkan bir ayaklanma görüntüsünü vermişti. Bu dönemlerde Amerika'nın aktif bir müdahaleden, daha doğrusu bir kara harekatından kaçınması muhtemelen PYD-YPG'yi Türkiye aleyhtarı bir tutuma kışkırtmakla yakından bağlantılıydı. Yıl 2014'tü. Ülke tarihinin en büyük provokasyonlarından biri yaşandı. Batı'dan yüz bularak Suriye'nin kuzeyine konuşlanan terör örgütü PKK-PYD ve içerideki sözcüleri HDP, Türkiye'yi bölme hayaline kapıldı. Sivil görünümlü militanları sokağa salarak bölge halkını provoke etti. PKK o dönem içerisinde hareket kabiliyetini giderek kaybediyordu. O dönem içerisinde farklı eylem çağrıları gerçekleşti. Şu anda cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş da bu anlamda ön planda olan aktörlerden bir tanesiydi. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. Çağrıyı Selahattin Demirtaş yapmıştı. O çağrıya uyup sınıra yürüyen tel örgüleri aşıp Suriye'ye geçmeye çalışanlar oldu. Onlar arasında tanıdık yüzler de vardı. Mesela birisi Sırrı Sakık'tı. Diğeri de Türkiye'nin yakın geçmişine damga vuran ve uzun süre hafızalarda yer edeceği kesin olan bu karedeki isim, askere taş atan Aysel Tuğluk. Tuğluk askere taş attığında 22 Eylül 2014'ü gösteriyordu takvim yaprakları. Ve o taş an be an yükselecek tansiyonun açık bir habercisiydi. HDP sadece Selahattin Demirtaş değil, diğer unsurlara beraber PKK'dan ayrıştıramayacak kadar yakın, iç içe, deyim yerindeyse etle tırnak gibi birbirleriyle çok ortak hareket eden iki organik yapı. 1 Ekim 2014 günü tek gündemi vardı Türkiye'nin. Sınırdaki gerilim ve o gerilimi bitirecek tezkere. Gözler meclise çevrildi. HDP önce açıklamalarıyla tavrını koydu, sonra da tezkereye hayır dedi. Ama daha da ilginci, o tezkereye CHP'nin de hayır oyu vermesiydi. Ama tezkere AK Parti ve MHP'nin oylarıyla yine de kabul edildi. Ve sınırın öbür tarafında savaş büyüyor. DAEŞ terör örgütü her gün bir adım daha ileri gidiyordu. Kobani yani Ayn el-Arab'ın kapısına kadar dayandı. İşte o gün Demirtaş'tan 6-8 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen çağrı geldi. Oradaki direnişe destek olmak lazım, dayanışma göstermek lazım.
Asıl büyük kargaşa böyle başladı. Kobani'yi bahane eden terör örgütü yandaşları sokakları karıştırdı. Şehir savaşı başlayacak ve bu şehir savaşının ne kadar süreceğini kimse kestiremez artık. Güneydoğu'da vahşice cinayetler işlendi, ölüm haberleri ardı ardına geldi. Tansiyon her geçen dakika daha da yükseldi. 6-8 Ekim olaylarıyla başlayan süreçte PKK'nın şiddet eylemlerine başvurması nedeniyle çözüm süreci bir akamete uğradı. Teröristler ve yandaşları onlarca masum insanın kanını akıtıyordu. 3 gün süren olaylarda ikisi polis, 51 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı. 197 okul, 165 belediye binası, 261 banka, 729 sivil araç, 1731 ev ve iş yeri tahrip edildi. Maddi zarar 300 milyon liranın üzerindeydi. Bunun yanında güvenlik kuvvetlerine yönelik bir takım saldırılar yaşandı. Okullar ve hastaneler başta olmak üzere kamu binaları tahrip edildi. Diyarbakır sokakları 6 Ekim 2014 akşamı tarihinde görülmemiş bir vahşete tanık oldu. 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Börü katledildi. Ölene kadar unutmaz çünkü normal bir ölüm değildi. Yasin Börü birkaç arkadaşıyla birlikte Diyarbakır'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtmak için çıkmıştı sokağa. PKK'lı hainler Yasin ve arkadaşlarına pusu kurup tuzağa düşürdü, çocukların sığındıkları binayı bastılar. Yasin'i 3. kattan acımasızca aşağı attılar. Yetmedi, son nefesini verene kadar işkenceye devam ettiler. PKK'nın ne kadar zalim, ne kadar gaddar bir örgüt olduğuna şahit oldu. Yasin Börü'nün katliamı da gösteriyor ki bunlar sadece hani plansız, spontane gelişen bir eylem değil, tam aksine bilinçli bir şekilde hedefe konan belli bir kesimin işte devlet otoritesinin bir anlamda meydan okunması anlamına geliyordu. Olaylar kısa sürede bastırıldı, HDP yöneticilerine soruşturma açıldı. 4 Kasım 2016'da dokunulmazlığı kaldırılan Demirtaş, o dönem HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve 9 HDP'li milletvekiliyle beraber silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt adına suç işlemekten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün CHP'de kılıçlar çekildi demiştik. Parti içindeki gerginlik 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla iyice ayyuka çıkmış durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu bazı milletvekillerini karşı atağa geçirdi. Kulislerdeki söylentiler kazan kaldırmaya hazırlandıkları yönünde. Partili grubun deklarasyon hazırlığında oldukları konuşuluyor. CHP'lilerin kaset kumpası yüzünden adaylıktan çekilmek zorunda bırakılan Muharrem İnce'ye geri dön çağrısı yapacakları da gündemde. Dahası da var. Alıyor görüntüyü. Benim kelleyi kesiyor, oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var. Kandil desteği ve HDP ile işbirliği, sandalyelerin küçük partilere verilmesi zaten rahatsız ediyordu. Muharrem İnce'yi son anda adaylıktan çekilmek zorunda bırakan kaset kumpasıyla CHP içindeki huzursuzluk iyiden iyiye arttı. Hatta iddiaya göre milletvekillerinden oluşan 24 kişilik bir grup harekete geçip Muharrem İnce'nin kapısını bile çaldı. Kim yapıyor bunu? Benim eski arkadaşlarım yayıyor. Gruba aynı zamanda önemli bir iş adamı olan bir milletvekili öncülük ediyor. Atatürkçülük parolasıyla yola çıkan grup kulislerde konuşulanlara göre seçim sonrası bir deklarasyon yayınlamaya hazırlanıyor. Bugün Muharrem abiye diyorum ki Muharrem abi bu ülkenin sana ihtiyacı var. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık. O yok. O gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırmaya hazırlanan CHP'li milletvekilleri o deklarasyonla Muharrem İnce'ye partiye geri dön çağrısı yapacak, hatta CHP genel başkanı olmasını isteyecek. Sayın Muharrem İnce ile saatlerce konuştuk. Evinde de konuştuk, partisinde de konuştuk. İkna etmek için çok uğraştık. Ancak şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Alamayacağız gibi de görünüyor. İnce ise CHP ile köprüleri çoktan attı. Hatta kapısına gelenleri kırmızı çizgilerinin altını bir kez daha çizerek geri gönderdiği de kulislerde konuşulanlar arasında. CHP listelerinde 77 kişi var. FETÖ'nün grubu var.
FETÖ grup kuran. Son paylaşımında terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola, akla, adalete ve ahlaka çağırdık. FETÖ'den sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla. Pazartesi günü üzerimize çırpıp yeniden başlıyor, içimizde Cumhuriyet'in neşesiyle yollara düşüyoruz diyerek CHP'nin geri dön çağrılarına kapıyı kapattı. Seçim heyecanının en yoğun yaşandığı yerlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. 28. döneme hazırlanan mecliste şu sıralar kayıt telaşı yaşanıyor. Mazbatasını alan milletvekilleri meclisin yolunu tutup kayıt yaptırıyor. Biz de vekillerin o heyecanına ortak olduk. Mazbatalar alınıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yolu tutuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi şeref holünde milletvekillerinin kayıt mesaisi sürüyor. Mazbatasını alan vekiller daha sonra bu noktaya geliyor ve kayıt işlemini tamamlıyor. Önce mazbatalar meclis görevlilerine teslim ediliyor, sonra milletvekillerine sürece ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Hesap açtırma, araç kaydı gibi işlemlerin ardından sıra genel kurul çalışmalarında milletvekillerinin imzası anlamına gelen parmak izi işlemine geliyor. Kayıt süreci rozet takılmasıyla sona eriyor. Meclisin deneyimli isimleri çok rahat. Türkiye Cumhuriyeti bir seçimi daha olgunlukla ve büyük bir katılımla idrak etti. Bu çok sevinç verici bir şey. Parlamento yolculuğuna ilk kez başlayacak isimlerde ise heyecan dorukta. En genç milletvekili Zehra Nur Aydemir de onlardan biri. Meclisin yeni dönemdeki en genç milletvekili 25 yaşındaki Zehra Nur Aydemir mazbatasını aldı. Meclisin yolunu tuttu. En genç milletvekiline özel çiçek hazırlandı. Çok heyecanlıyım. Yeni bir dönem, yeni bir sorumluluk. Meclisin en genç vekili olarak en çok çalışan, en dinamik olan benim olmam gerekiyor. O yüzden yükün altından kalkmak için çok çalışmaya hazırım. Milletvekilleri seçim bölgelerinden hediyelerle gelince kayıt sürecinde renkli görüntüler de yaşanıyor. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya'dan eli boş gelmedi, leblebi getirdi meclise. Şu anda da parmak izini tanıtıyor yeni dönem için. Türkiye'de üretilen leblebinin %27'si Kütahya'da üretiliyor, Tavşanlı ilçemizde üretiliyor. Kayıt işlemleri Haziran ayının ilk haftasında yapılacak yemin törenine kadar aralıksız devam edecek. Emekli maaşı artışı için Temmuz ayı denmişti. Tarih yaklaşıyor, rakamlar da telaffuz edilmeye başlandı. Merak edilen bazı sorular var. EYT kapsamında olanlar refah payı alabilecek mi? Başvurusunu sonradan yapanlar faydalanabilecek mi? Gibi. İşte uzmanımdan yanıtlar. EYT'den emekliyim. Maaşımı aldım. İkinci maaşımı aldım. Allah razı olsun. Bütün emekliler gibi Temmuz'da yaptığımız, yasal olarak Temmuz'da yapıyoruz. Yaptığımız düzenlemeden EYT'liler de refah payını, enflasyon farkını alacaklar. Düşük maaş alıyorsalar 7500 lira zaten yaptık onların ücretlerini. Onun üstünde de bu zamlar alacaklar. Enflasyona göre düzenlenen emekli maaşlarına bir de refah payı eklenecek. Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'liler de bu düzenlemeden faydalanabilecek. Bu zamları da enflasyon, 6 aylık enflasyon belirliyor. Hükümet bir de refah payı ekleyerek zamları yükseltiyor. Biz emekliler için çok güzel bir şey. Herkes için güzel bir şey emekliler için. Refah payı. İyi bir oran da söylediler. Gayet de memnunum. Ben bekliyorum, Temmuz'u bekliyorum. Refah payı ile ilgili en çok merak edilenlerden biri başvuru tarihinin önemli olup olmadığı. Temmuz ayında uygulanacak olan refah zammından yararlanmak için Mayıs ve Haziran ayında emeklilik dilekçesi vermek ile Temmuz ve Ağustos ayında emeklilik dilekçesi vermek arasında hiçbir fark olmayacak. Ağustos'tan sonra başvuran EYT'lilerin ise henüz maaşları olmadığı için onların maaşlarının hesabında
Ocak'ta ve Temmuz'da yapılan bütün zamlarda kullanılacak. Emekliler için tabii ki çok faydalı olur inşallah. Maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilere 3 asgari ücret tutarına kadar avans yolu da açıldı. EYT yasası 3 Mart'ta çıktığı için 90 gün 2 Haziran'da dolmuş oluyor. 3 Haziran'dan itibaren maaşını almayan EYT'liler başvurarak avans alabilirler. Rahatlarız yani biraz. 25 bin liranın üzerinde bir avansı alıp ve bu avans da daha sonra emekli maaşlarından taksitlerle kesilebilir. Allah razı olsun derim, ne diyeyim? Bu sözün üstüne söz söylenir mi? Fahiş kira artışları hükümetin öncelikli gündem başlıklarından biri. Çünkü %25 zam sınırı bazı fırsatçıları durdurmaya yetmedi. Çok daha sert yaptırımlar yolda. Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat vermişti. Adalet Bakanlığı hazırlıklarını tamamladı. Sadece para değil, hapis cezası da gündemde. Peki yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Yanıtı geliyor. Cebri adımlar atmak zorundayız. Daha ciddi, geniş kapsamlı, evet, evet. Cebri adımlar yasal. Yani bu konuda Adalet Bakanlığı'nın bu işin yasal üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. Şu anda hazırlıklarımız tamam. Adımımızı parlamento faaliyete geçtikten sonra süratle atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için hazırlanan düzenleme tamamlandı. Yeni dönemde bu konuyla ilgili özel bir müeyyide düzenlemesi de getireceğimizi buradan ifade etmek isterim. Kira düzenlemesine ilişkin yeni kanun teklifi meclise sunulmaya hazır. Öyle ki 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan arabuluculuk sisteminin yanı sıra Adalet Bakanlığı hem kiracıyı hem de ev sahibini koruyacak yeni yaptırımlar ve düzenlemeler getiriyor. 85 milyonu bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Düzenlemenin detaylarını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı. Caydırıcı yaptırımlar olacak dedi. Bazı düzenlemeler yaptırım olmadığı takdirde etkinliği azalıyor. Hükümet fahiş artışın önüne geçmek için %25 sınırı getirmişti. Ama bu bazı fırsatçıları durdurmaya yetmedi. Fahiş kira artışları karşısında vatandaşlarımızı korumak, öte yandan mülk sahiplerinde hak ve hukukunu koruyarak ve herkesin kabul edeceği, vatandaşlarımızın doğru diyeceği bir adımı önümüzdeki dönemde de atacağız. Yeni düzenlemenin önümüzdeki ay meclise gelmesi bekleniyor. Engelli ve yaşlılar toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanıyor biliyorsunuz. Bu devletin sağladığı bir imkan ve şimdi daha da güçlendirildi. Engelli ve yaşlılara verilen toplu ulaşım desteği %50 artırıldı. Bizim de yaşlılarımız var. Çok iyi bir şey oldu yani. İyi bir şey yani devlet tarafından destek olması. Biz bedava geziyoruz mesela. Metroda, metrobüste, her şeyde gayet güzel. Mutluyuz yani. Engelli ve yaşlılara verilen toplu ulaşım desteği artırıldı. %50'lik zammın müjdesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi. Şehir içi özel deniz yolu ulaşım araçları için 2250 liradan 3375 liraya yükseltmiş olduk. Ankara ve İstanbul için 4500 liraya ulaşmış oldu 2992 liradan. Diğer büyük şehirlerde de 2250 liradan 3375 liraya yükseltmiş olduk. Büyükşehir olmayan illerde 1800 liradan 2700 liraya yükseltmiş olduk. Onlar da yardıma muhtaç insanlar. Onun için çok iyi yani. Ücretsiz seyahat desteği kapsamında yaşlı ve engelli bireylerin karayolu, demiryolu, özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanıyor. Yaşlılara destek olmaları, kimsesizler var, çalışamayanlar var, gelir olmayanlar var. Tabii ki iyi oldu. 1 Temmuz 2023'ten itibaren dediğim gibi ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesi geçerli olacak. Yaşlı ve engelli yakınlarına ise emeklilik yolu açıldı. Yaşlı ve engelli yakını olan ve ona bakım veren vatandaşlarımıza sigorta prim desteklenmesi biliyorsunuz zaten söz konusu. Ancak özellikle emeklilik hakkı noktasında bir ihtiyacın olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki süreçte inşallah çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Engellilere bakan kişilerin de emekli olmaları, ev hanımlarının özellikle daha iyi bir şey değil mi? Bence iyi.
Savunma sanayi gibi yerli enerjiyle ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor son dönemde. Filios'tan çıkarılan doğalgaz ve Gabar'da keşfedilen petrol rezervinden sonra Doğu Karadeniz'den de benzer bir müjdenin gelmesi artık an meselesi. Evlerimizde ücretsiz doğalgazı kullanmaya başladık. Gabar petrolü de önümüzdeki günlerde cebimize indirim olarak yansıyacak. Peki son durum ne? Mahmut Keşan ve Murat Bal bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le birlikteydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ankara'dan, biz de İstanbul'dan yola çıktık ve Eskişehir Sivrihisar'da buluştuk. Şimdi bor madenine gideceğiz ama öncesinde Sayın Bakan TOGG'u şarja takmıştı. Herhalde doldu. Şarj olmuş durumda. TOGG'un enerjisini beğeniyor musun Sayın Bakan? Çok güzel. Enerjisi süper, rengi de harika. Zaten arabaya binince de göreceğiz. O zaman geçelim. Hadi bakalım. Türkiye geleli kaç şarj istasyonu vardı? An itibariyle 5000'e yaklaştı. Gabar'da bir petrol keşfi oldu ve şu anki son durum nedir? Kuyu sayımızı artıracağız. Şu anda günlük üretimimiz 9000 varillere ulaştı. 7-8 tane kuyumuz var. 1000 varilin üzerinde yani oradaki üretimlerimiz. Çok kaliteli bir petrolümüz var. Motorin kıvamında, kalitesinde şöyle susuzlaştırsanız, süsseniz, kamyonunuza, traktörünüze koysanız sürüp gidebilecek kadar hafif bir petrol. Arap petrolü kalitelidir. Arap Light olarak adlandırılır. Biz de bu yeni petrolümüze Turkish Delight ismini verdik. Türk dokumu. Hakikaten 10 numara 5 yıldız kalitede bir petrolümüz var. Sahada yani vatandaşa nasıl yansıyacak? Ne kadar çok üretirsek yerli kaynaklarda, pompalı satış fiyatlarına da olumlu yansıyacak. Tıpkı Karadeniz gazında olduğu gibi. Gabar'dan Filios'a geçelim Sayın Bakanım. Doğalgaz için neler söylemek istersiniz? İlk faz biliyorsunuz üretimini şu anda gerçekleştiriyoruz. İkinci fazın planlamalarını yaptık. Onlar başlayacak. Ondan sonra üçüncü fazı devam edeceğiz. İkinci fazda FPU diye adlandırılan bir platform var. O platformun şu anda satın almasını Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi ve deniz üstünde bir ayrıştırma, gaz ayrıştırma ve işleme tesisi kuracağız. Üçüncü fazın sonunda da 20 milyar metreküp üzerine çıkacağız. Yıllık olarak baktığımızda. İlk ay faturası bizden 15 milyon 500 bin fatura çıktı. Bu kampanyadan, bu destekten yararlanan 11 ay süreyle aylık 25 metreküp'e kadar ki mutfak kullanımlarını yine biz karşılayacağız. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Islanmayın. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Teşekkürler. Sayın Bakanım virajlarda da iyidir inşallah. İyi. Problem yok. Şimdi biz Kırkaya doğru geçiyoruz. Tamam. Dünyanın en kaliteli boru Türkiye'de. Dünya bor pazarının da %62'si bizde. Dolayısıyla pazar lideriz. Enerji Bakanı Fatih Dönmez talimatı verecek ve cevheri çıkaracak çalışanlar. Biz de bunlara şahit olacağız. Değerli arkadaşlar, patlatma yapabilirsiniz. Dünyadaki bilinen rezervlerin %73'ü Türkiye'de. En alttaki cevherin değeri tonu 100-120 dolar. Bunu saflaştırdığımızda 10 kat değer kazanıyor. 1000-1200 dolarlara çıkıyor. Ama bunu başka bir ürüne dönüştürdüğümüzde bor karbürü, grafit ekliyoruz. %70'te borik asit ekliyoruz. O zaman bunun tonu 30-35 bin dolar oluyor. İşte cevherden mücevhere doğru bir strateji izlememiz lazım ki ülkemize katma değerli ürünler getirebilelim. Çünkü biz şu ürünü ithal ediyorduk düne kadar. Artık burada üreteceğiz. Çok teşekkür ederiz. Yoğun programımızın arasında bizi de kabul ettiniz ve önemli bilgiler paylaştınız. Enerjiniz çok iyi. Vallahi güzel, keyifli bir yolculuk oldu. Sizinle yolculuk yapmak keyifliydi. Türkiye yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak inşallah. Bugüne dek hem Türkiye'ye hem de dünyaya çok değerli bilim insanları kazandırdı Çapa Tıp Fakültesi. Dev sağlık üssü hastalığı yükseliyor. 2 yıl önce inşasına başlanan hastanede 2 blok bitti. Proje şekillenmeye başladı da diyebiliriz. Özellikleri ve donanımları saymakla bitmiyor. Arkadaşlarımız bugün oradaydı ve izlenim notları geliyor şimdi ekranlarınıza. Biz hastalığa 1100 dönüm bir araziyi tamamıyla
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis etmiş bulunuyor. Yeni sağlık üssü artık Hastal yerleşkesinde dev çapa projesinde 2 blok yükseldi bile. Eski çapayı yaklaşık 2 katı diyebiliriz. Nobel ödüllü Aziz Sancar gibi yüzlerce tıp dehasını sağlık sektörüne kazandıran tarihi yarımadanın tarihi şifahanesi Çapa Tıp Fakültesi yetersiz alanı ve eskiyen binaları nedeniyle boşaltılmış, geçici hastanelere taşınmıştı. Çok fazla ihtiyaç vardı. Zaten Çapa'nın durumunu da biliyorsunuz üniversitenin. Hani bir an önce onun taşınması gerekiyor. 2021 yılında Hastal'da inşasına başlanan Yeni İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi projesi eski Çapa kapasitesinin çok üzerinde. Bizim için iyi olacaksa taşısınlar. Görkemi ve ihtişamıyla 1 milyon metrekarelik alana inşa edilen 1671 yataklı Yeni İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi bittiğinde pek çok hastaya ve ihtiyaca hizmet etmiş olacak. Gelinen noktada şu anda kaba inşaatında %90'ı tamamlanmış durumda. 653 bin metrekare kapalı alana sahip bir hastane, 1671 yataklı, 49 tane ameliyathane, 205 tane yoğun bakım odası bulunmakta. 2700 araçlıkta bir otoparkımız mevcut. 7 blok olarak tasarlanan dev üniversite hastanesinin 2 bloğu tamamlanmak üzere. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni yerleşkesinde işte şu anda temelindeyiz ve temelde tam 847 izolatör kullanıldı ve bu izolatörlerle birlikte olası bir deprem anında hem bina korunmuş olacak hem de işlevine devam etmiş olacak. Burası en başta birinci derece deprem bölgesi. Hastanede hem yıkıntıyı önlemek hem de dediğim gibi deprem esnasında bile yoğun bakımların, ameliyathanenin, diğer birimlerin çalışır vaziyette kalmasını sağlamak. Yapımı bir sene içinde tamamlanması planlanan dev hastaneye ulaşımsa hiç de zor değil. Hemen yanı başında Gayrettepe'den havalimanına kadar uzanan metro ve 100 metre ileride ise otobüs durağı var. Üniversite hastanesinin içerisinde sosyal alanlar ve refakatçılar için oteller de bulunacak. İstanbul'a nefes aldıracak dev bir proje daha yakında hayata geçecek. Boğaz'a yapılacak 3. tünelle ilgili ayrıntılar da netleşmeye başladı. Mahmut Keşan ve Mehmet Bal bu dev projeye dair merak edilenleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na sordu. İşte izlenimleri. Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli projemizi hayata geçiriyoruz. İstanbul'a nefes aldıracak yeni tünel projesinin müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu dev projenin detaylarını ATV Haber'e anlattı. İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi. İstanbul yatırım ister. Çünkü İstanbul'da hareketlilik artıyor, turizm artıyor, nüfus artıyor. Ona göre de yatırım yapmak lazım. Büyük İstanbul tüneli de bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz dahili sistem yatırımlarına bir üst seviyede çıkartacak ve onlara katkı sağlayacak çok önemli bir iştir. İstanbul'un metro omurgasını teşkil edecek bir metro yatırımı, yaklaşık 11 tane metro hattını toplayıp dağıtan çok önemli bir projedir bu. İnşallah bunu İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'da özellikle özel araçlı yolculukları caydıracak ve toplu taşımayı tercih edecek önemli bir alternatif olacak burası. İstanbul'da her geçen yıl hem kişi sayısı hem de araç sayısı artıyor. Hal böyle olunca ulaşımda alternatif aranıyor ve şu an Anadolu ve Avrupa yakasını Boğaz'ın altından Marmaray ve Avrasya Tüneli birbirine bağlıyor. Ve şimdi üçüncü alternatif geliyor. O da Büyük İstanbul Tüneli. Planlamaya göre 2028 yılında hizmete açılacak, tamamen raylı sistem olacak. Zincirlikuyu istasyonunu biz şu anda Zincirlikuyu Gayrettepe Havalimanı metrosunda yapıyoruz şunu. Ona endeksli olarak, ona entegre bir şekilde bunu tamamladık. İnşallah önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yılda bunun da imalatına başlayarak bunu da İstanbul'a kazandırdığımızda kaliteli, konforlu ve güvenli bir toplu taşıma sistemini önemli bir aşamaya getirmiş olacağız. Büyük İstanbul Tüneli metro, metrobüs ve D100 karayolunu kullanan sürücülere alternatif olacak. Hat uzunluğu 28 kilometre, istasyon sayısı da 13 olacak. Ayrıca Söğütlüçeşme'den Bakırköy'e 42 dakikada ulaşacaksınız ve bu projeyle birlikte günde 1 milyon 300 bin yolcuya hizmet verilecek.
Tamamen raylı sistemle yapılacak olan Büyük İstanbul Tüneli'nin yanı sıra trafiğin rahatlaması ve ulaşımın kolaylaşması için bir tünel daha yapılacak. Ve bu da Büyük İstanbul Tüneli'nden sonra hayata geçirilecek. Bizim ayrı bir projemiz daha var. O da ikinci köprünün, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzergahında ona paralel olan karayolu tünelimiz var. Ama o daha ileriki aşamada projelendirilecek. 90 yaşındaki Selim Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşma hayalinin gerçekleştiği anlarının görüntüsünü ekranlarınıza taşımıştık. Peki o buluşmada neler yaşandı, neler konuşuldu? Erdoğan'ın karşısında görünce neler hissetti? Selim Menin'e o ana dair merak edilenleri bugün ATV Haber ekibine anlattı. 90 yaşındayım ben. Allah. Onu yanına götüreyim, onun yollarına öleyim. Çok mu seviyorsunuz Cumhurbaşkanı'nı? Ben onun hastasıyım zaten. Kimin? Erdoğan'ın oğlum o benim. Asırlık Çınar, 90 yaşındaki Selim Koç, yağmur çamur demedi, en büyük isteğini söylemek için köyüne gelen seçim otobüsünün yanına gitti. O otobüsün yanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem dua etti hem de sesini duyurdu. Kısa sürede hayali gerçek oldu, oğlum gibi çok seviyorum dediği Erdoğan'la bir araya geldi. 90 yaşındaki Selim Koç'un tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmaktı. Buraya Haymada'da bulunan Kirazlı Köyü'ne bir seçim otobüsü geldi. Otobüsün üstünde bulunan fotoğrafın yanından Erdoğan'a seslendi. Tanışmak istediğini söyledi ve hayali Mamak mitinginde gerçek oldu. Çok seviyorum. O benim oğlumdur. O benim ciğerimdir. Diyor, o bizim liderimizdir. Yol verdiler, gitti kucakladık. O ben onu öptüm, birbirimi sevdik. Ben sana hastasıyım dedim. Telefonda çıktığı zaman, nerede işte telefonun içine kendimi atacağım. Gel diyorum ben sana kurban olurum. Selim Koç'u Erdoğan'la buluşturan hikaye seçim otobüsünün köylerine gelmesiyle başlamıştı. Benim yakın bu komşum dedi ki, sen nereye koşuyorsun? Dedim, nereye koşayım dedim, benim oğlum geldim dedim. Koştum yağmur çamur, böyle tekerleri selin içinde. Fotoğrafını sökeceğim, sökemedim. Otobüsün üstünden fotoğrafı alamamıştı belki ama sesini duyurmayı başardı. Erdoğan'la sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Batım kine kapının önüne araba geldi. Ankara'ya götürdüler bizi. Belediye başkanıza geldi yanıma. Konuşmayı bitirdi mi dedi. Görüşün dedi. Önce konuşmayı dinledik. Biz de alkışlıyoruz, dua ediyoruz. Gittim yanına. Yüzünü gören cennetlik oluyor. Böyle bir içim rahat oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisinin sebebini ise işte böyle açıklıyor. Arpa yaptı, camiler yapıyor, okullar yapıyor, hastaneler yapıyor. Deprem olan yerlerde ne oldu? Onlarla beraber oturdu, onlarla beraber yemek yedi. Ondan sonra o kadar yardım geldi. Herkesin sofrasına oturuyor, yemek yiyor. Hanımı diyorlar, halay halay hastane, geçi girmiş bostane. Git geçi kovala, tom memeleri ufala. Acı bir haber. Usta gazeteci Engin Ardıç'ı kaybettik. 71 yaşındaki Ardıç bir süredir tedavi görüyordu. Pek çok dergi ve gazetede yazı kalemi alan Ardıç, 2008 yılından bu yana Sabah gazetesindeki köşesinde okurlarıyla buluşuyordu. Usta gazeteci yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğranacak. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. ATV Ana Haberi noktalıyoruz. İyi akşamlar.